arkadaşlar, Game of Toilets'te yine birlikteyiz. Bu hafta size yine 3 oyun tanıtacağım. İlk oyunumuzun adı Black. Oyunumuzun çok güzel bir karakteri var. Şöyle, sizin oluşturduğunuz çizgiden ibaret. Bu şekilde başlıyoruz. Güzel sesleri var. Başlıyoruz oyuna. Çizgi çiziyorsunuz ve gördüğünüz gibi topları bu şekilde yemeye çalışıyorsunuz. Yani tek çizgide bütün topları yemek göreviniz bu. Gördüğünüz gibi çizgileri çizdiğiniz yerde gidip geliyor. Böyle çok saçma hareketlerle kendi imzanızı atarak bazı bölümleri geçebilirsiniz. Teknoloji atarlanan adam benim geçemediğim bölümü kendi imzasını atarak geçti. Böyle bu bölümde mesela şurada siyah top var. Çizgi buna değdiği zaman yok oluyor. Bazı hareketlerde kendi kendini yok ediyor çizgi. Bazen geri geliyor, anlayamıyorsunuz. Bölümü geri almak için şurada bir ok tuşu var. Oradan istediğiniz bölüme geri gelip tekrar oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Gerçekten aklınızda tutabileceğiniz hareketler değil. Bölümü geçtikten sonra tekrar o bölümü nasıl geçtiğinizi hatırlamıyorsunuz. Çok spontan. Bu arada bu oyunu neden benim anlatmama bu kadar yüklendiniz anlamadım. Biz de içiyoruz arkadaşlar. Üstelik pembe falan da değil. Gayet güzel. Çatır çatır s**yoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu oyun çok rahat s**tıracak sizi. Çünkü hiç anlamıyorsunuz. Yani kafanız direkt o çizgide. Arkadaşlar, bu oyun bu arada 2014'ün en iyi oyunu seçilmiş. Yani 2013'te bir ödül, 2014'te iki ödülle birlikte. Üstelik fiyatı da öyle çok pahalı bir oyun değil. 1 lira 99 kuruş. Sadece iOS'ta var ama. Yapımcısı Kun abi, yani Tur abi'yi hatırlattı bize. Çok saçma geldi. Tur abi de üstüm ardın altıma yemi arkadaş. Sağ olsun. Çok seviyoruz gerçekten. Sıradaki oyuna geçelim biz. Arkadaşlar, ikinci oyunumuz Grabatron. Burada işte itlik kuşluk yapan bir uzaylıyız. Bu oyun Android'de ve iOS'ta var. Ücretsiz, yani beleş. Burada şimdi oyunu isterseniz iPad'imizi hareket ettirerek oynadığımız bir mod var. Bir de dokunarak oynadığımız bir mod var. Biz burada zaten tuvaletteyiz. Çok fazla bununla uğraşamayacağız. Üstelik de s**çıyoruz. Touch diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir uzay aracımız var. Şöyle size önce bir şehrimizi göstereyim. Böyle insanlar var gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Buradan şu arkadaşı alıyoruz. Evet, bir tanesini heder ettik bile. Bu insanları çatır çutur patlatacağız ama patlatamadık. Bize bir şey daha lazım. Şurada bir araba daha var. Bu biraz küçük bir şey ama. Hadi aldım bakalım. O arabayı da orada hiç ettim. Şurada da bir şey var. Tamam, bunu alıyorum. Oo, yalnız hiç ettiğim ev de bana bayağı bir puan kazandırdı fark ettirmeden. Koca bir evi patlatmışım, haberim yok. Neyse, şu kamyonu alayım. Şimdi buradan bak ite bak. Ulan şişe atıyor lan bana. Kesin Türk bu yalnız. Maymuna çerez atar gibi. Uzay aracına şişe atan. Bu oyundaki amacımız tabiri caizse şu arkadaşların koymak. Ortalığı yıkıp döküyoruz yani. Bu zaten bu sesler sizi birazcık gaza getiriyor. Çatır çutur. Oha, ne atıyor lan o? Oha. Yalnız arkadaşın ayarı yok uzay aracımızın. Yani arabayı alacağım diye gönderiyorum. Arabanın s**kiyor. Bir de şöyle sizi bir yukarı çıkarayım isterseniz. Kendi memleketime doğru. Ha s**tir ulan. Beni niye vuruyorsunuz? Enişteme söyleyeceğim, yemin ederim ebenizi s**tecek. Zaten teknolojiye atarlan adamın dediği gibi de yani uzaylılar ebemi s**ler gelirdi. Yapacaksan böyle yapacaksın uzaylı oyununu. Gördüğün gibi futbol hikaye arkadaşlar. Sıradaki oyunumuza geçelim. Ama ben size bir şey göstermek istiyorum, bir dakika. Oha! Ne ya, s**eceğim. Gelsin bir ebeni s**eceğim. Ondan sonra bir sıradaki oyuna geçeyim. Çok çünkü. Evet, böyle de hiç ettik. Yedi lan adamı. Bildiğin yedi. Kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, sıradaki ve son oyunumuzun adı Mr. Flap. Bu oyunu dik konumda oynuyoruz. Zaten gördüğünüz üzere burada uçan bir kuş var. Yani Flappy Bird'den esinlenildiği apaçık ortada. Bu arada arkadaşlar, videoların altına yorumlarınızı gördüm. Beni de itin götüne sokmuşsunuz. Teşekkür ederim. Yani teknolojiye atarlanan adam artık bu işlere karışmayacak. Tabii ki severek ben de izliyorum onu. Ama oyunları ben anlatacağım. Yani kusura bakmayın. Onun peltek sesi kadar çekici değilim ama sonuçta onun da bir kılsız bacağı yok yani.
Aslında bacağının bir kısmında kılsız bir yeri var. Yani kendisine ağda yapılmış. Ama tabii ki de gördüğünüz gibi benimki gibi değil. Bu arada videonun altına yorumlar yaptığınız yorumlarda istediğiniz oyunların varsa hani tanıtımını falan yapabilirim. Bana söyleyin bunları, paylaşın yani. Öyle sadece giydirmekle olmuyor arkadaşlar. Hatta belki iyi bir çocuk olursanız size dövmemi bile gösterebilirim. Evet, başlıyoruz. Böyle çok güzel bir ördek sesi var, kuşumuzun. Biliyorsunuz bu Flappy Bird'den sonra bir sürü kuş oyunları çıktı. Ortalık kuşlarla doldu taştı. Ama bence aralarında en başarılı olanı bu. Hatta Flappy Bird yemiş çünkü anı kadar zor bir oyun bu. Benim böyle oynadığıma bakmayın çünkü Flappy Bird'de 93 yapmış durumdayım. Teknolojiye atarlanan adama nazaran kendisi 11'de kalmış durumda. Hatta onu da sevgili arkadaşımızın bir tanesi yaptı. Sırf onun telefonunda gözüksün diye. Evet, şurada aslında yapamayıp çok fena sinirlenmem gerekiyor ama nedense bir tur attım. Tabii ki ikinciye geçemiyorum şu anda. Bunun dönmesi falan böyle insanın kafasını bayağı allak bullak ediyor. O yüzden s**erken çok sizi heyecanlandırabilir, böyle kalbiniz güp güp atabilir. Bu gerizekalı kare kuş sayesinde. Bu arada bu kuşun adını Murat koydum beyler. Böyle koyunca tur atacak. Oyun bu arada sadece iOS ve Android'de var ama beleş. Yani istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de size 3 tane güzel s**lık oyun tanıttık. Kapanışı yapıyorum artık. Beyler bu arada size bir sır vereyim. WhatsApp'tan son görüntü tarihinin silindiğinin farkındayız. Yani bunu yapmayın, kızlar s**lık koyar. Size böyle bir ek bilgi olsun. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin.